Evet. Adım Serdar Yıldırım. Söyleyeyim ben sana istesen yazsana. Merhabalar. Merhabalar. Adınız, soyadınız? Serdar Yıldırım. Kaç yaşındasınız? 55. Kaç yıldır bu işle uğraşıyorsunuz? 5. Peki. Hangi sıklıkla ve nasıl suluyorsunuz buraları? Şimdi yazın hemen hemen her gün suluyorum. Akşamüstüleri yarım saat, 20 dakika, yarım saat arası. Kışın haftada bir gelip kontrol ediyorum ya da haftada iki kere suluyorum. O da az, 15 dakika, 20 dakika. Sırf nem olsun diye. Peki. Peki yaptığınız serada ana malzemeleriniz nelerdir? Yani bildiğimiz malzeme naylon, cam oluyor Şimdi da demir ana de var. malzeme demir var. Naylon, cam yok burada. Demirbaş olarak artezyen kuyumuz var. İşte pompamız var, motor pompası. Elektrikle Elektrikle çalışıyor. çalışıyor. Elektrik saati orada. Elektrikle çalışan motor var. 3 watt gücünde. 10 metreden falan çekiyor. O civarda. Fakat aynı zamanda kanaldan da su çekiyorum. Dışarıdan boru geliyor. Tuzlu oluyor bazen su. Yeraltı taban suyu olduğu için tuzlu oluyor. Kanaldan çekiyorum. Kanal suyu daha iyi. Baraj suyu olduğu için. Başka malzemelerde bıçaklarımız var. Yağmurlama sistemimiz var. Ondan sonra bir de ilaç kullanıyoruz. Bol bol gübre ilaç. Askılar var. Askılarımız var, tellerimiz ve kancalarımız var ucunda. Bunların hepsi kancalıdır. Bakın hep kancaları görebiliyor musunuz? Evet. Eğer o kanca olmasa o dal onu ağacı çekmiyor, düşüp kırılıyor. Evet. Mecbur kancayla asmak zorundayız. Peki bu sera malzemeleri kaç yıl dayanabiliyor? Yani... Şimdi naylon 5 senede bir değiştirmeniz lazım. Fakat kimse değiştirmiyor. Benimki de oldu. Ben hazır aldım burayı. 5 senedir ama 2 senede önce eski sahibi kullanmış. 7 yaşında mesela değişmesi lazım naylon ama 10 yaşında değiştireceğim. Demirler devamlı paslanıyor. Kimse değiştirmiyor çökene kadar. Onu da ben 15 seneye buldum. Daha doğrusu sene söylemeyeyim. Baktım tehlikeli duruma geliyor, değiştireceğim. Ama yaklaşık Yenileyeceğim olarak yani. 15 Pas, yıl. On, evet, pas, 15 yıl pas peki ileride. zarar vermiyor mu Tabii sonunda? devamlı şey yapıyor. Demiri aşın diyor, yiyor. Ama demirler genelde boyalı. Boyasız demir yok. Hepsi boyalı ama zaman içinde boyanın içine de giriyor Nem pas. olduğundan Tabii. dolayı. Devamlı nem. Zaten muzu da oluşturan nem olduğu için. Nem olmazsa zaten muz büyümüyor, küçük kalıyor ya da yanıyor. Zaten görüyorsunuz kireç var üzerinde. Yazın kireç atıyoruz. Güneş çok kuvvetli burada. Cam olmamasının sebebi de o. Cam olsa yakacak. Naylon yapıyorlar, üzerinde kireç atıyorlar. Ama sebze bahçeleri camlı. Onların bilhassa çok ısıya ihtiyacı var. Bizim ısı artı neme ihtiyacımız var. Mesela orada bir kağıt var. Not mu O çocuk bekçi şey yapıyor. Atıyor ya, ilaç atıyor ya. Ha. Şu tarih şunu attım, bu tarih Ha. bunu attım. O kendine Not, bilgisi. not, Evet, bilgi. notu var. Ne gübresi kullanıyorsunuz Şimdi hayvanlar? hayvan gübresi kullanıyoruz. 2 senede bir. 2 senede bir. Hayvan gübresi çok faydalı. Ondan sonra da kimya dedikleri sıvı gübreleri kullanıyoruz. Ne Azot, eksikse işte azotu bitkilerin kullanıyoruz. ihtiyacı Vücut oldu. gelişsin diye azotu kullanıyoruz. Gövde Ağaç gelişsin. kısmı Sizin de gövde gelsin diye. kullanıyorsunuz yani. Tabii. Ayakta durması için gövde Evet. gelişmesi lazım. Muz doğduktan sonra da muz büyüsün diye potasyum kullanıyoruz. Yani Potasyum şu mu? ara potasyum veriyorum. 15 günde bir veriyorum. Zaten bir kere daha vereceğim, bir daha vermeyeceğim. Artık muz doğdu, alacağını aldı yani. Bir daha da vermeyeceğim. Kışın don olduğunda meyveleri zarar veriyor mu? Veriyor. Don olduğu zaman biz günlük ziraat şeyi var bizde, hava durumu. Telefona her gün gelir, ona bakıyoruz. O önceden haber veriyor. 3-4 günlük veriyor bilgiyi zaten. O zaman geliyoruz, sular açıyoruz. Sular açtığımız zaman dışarı soğuk, su sıcak oluyor. Nemle bu resmen buhar yapıyor içeri. Evet. Donu engelliyor. Donu. Zaten burada bir kere ya da 2 kere don oluyor yılda. Yılda çok olmuyor zaten. İki kere. Peki İki kere. şimdi dolu falan olduğu zaman naylonların yırtılma riski oluyor mu? Çöküyor tabii. Çöküyor. Çöküyor. Benim sera çöktü. Ama çok az, 20 metrelik bir bölümü çöktü. Yani ben şanslıydım. O da şöyle çöküyor. Benim serada 2 A tipi birbirine bağlı oluk var şöyle. Orada çöktü ama tek A tip olanlar çökmüyor. Arada oluğun arasında kalıyor. Tonlarca dolu bildi mi biniyor üst üste çökertiyor. Hem de öyle güzel çöküyor ki kağıt gibi yani bu demirler falan şey gibi kürdan gibi çıtır Kürdan çıtır dökülüyor. gibi O geliyor. kadar enteresan ki inanamazsınız. Nasıl çökertir diyorsunuz. Öyle güzel çöküyor ki. Tabii de hortum riski gibi var ama benim seralar şey sigortalı. Sigortalı. Bir tane daha var. Hırsızlara karşı nasıl koruyorsunuz? Yani çalıyorlar bazen. Çalıyorlar, çaldılar da kesiyorlar naylonu, içeri girip Öyle çalıyorlar. Bir iki tane Siz ne muz. yapıyorsunuz? Ben hiçbir şey yapamıyorum ki. Bekçi var. Yani yapamazsın. Başka bir şey yapmıyorsunuz. Polise şey yapıyoruz, devriyeleri sıklaştırıyorlar polisler. Bir de hani gece bir geçiyorlarsa 2 kere geçiyorlar. O da adam şuraya yatsa, saklansa yine göremez. Çalıyorlar. Genelde
Çocuk babasının serasından çalıyor anne. Şaka demiyorum ha. Çocuk genelde yani, babası... Ne diyecek? Garantili şikayet de görmeyecek. Şikayet etse de babası affediyor karakolda. Bunun bir dalı ne kadar ediyor sattığınızda? Bunun bir dalı olduktan sonra 60 kilo falan gelir. Hmm. 60 kilo gelir. Genelde bu yani bu bölge tuzlu. Taban suyu var ve tuzlu. 40 kilo civarında alıyorlar. Ama ben böyle çok itinalı bakıyorum. Kanaldan su çektim. Hmm. İnsanlar masraf yapıp kanaldan su çekmek istemiyor. 100 küsür metre buradan kanal. Normal artezyen kullanıyorlar. Kanal suyu vergisi hem daha pahalı. Senede bir kere veriyoruz. Tatlı su yediği için, yani normal bizim içtiğimiz suyu verdiğim için bunlar 60 kilo ortalamayı bulacak bu sene. Peki şimdi diyelim ki şeyler oluyor ya, muzları koparıyorlar yeşil yeşil. Onu direkt veriyorlar saratmacıya. Saratmacıya veriyorlar. Saratmada ne oluyor peki? Saratmada gaz veriyorlar. Ben saratmacılık da yaptım. Battım. Demek ki yapamamışım. Saratmada şöyle oluyor. Ona ne metanol gazı veriyorlardı. Metanol mu? Etanol mu? Kafa yanlış bilgi vermiyor. Onu öğrenirim biraz sonra telefona. Gaz veriyorlar 5 dakika. Kapıları kapalı tutuyorlar. 3 gün sonra o rengi atıyor. Çakır diyorlar. Çakıra dönüşüyor. Çıkardıktan sonra da zaten nereye gidecekse, İstanbul'a mı gidecek, o yolda dönmeye başlıyor. Hmm, eskiden şeyle aile yapıyorlardı, karpitle. Şimdi gaz veriyorlar 5 dakika. Bir ağaç ortalama ne ara süreyle bir meyve veriyor? 10 ayda. 10 ayda. Hemen hemen işte kesildi, oldu. Mesela bunlar doğdu, 2 ay önce doğdu. Şimdi 2 aylık zaman, 1 ay sonra da kesildi. Hemen hemen bir seneyi buluyor yani. 11 ayı buluyor. Yani şey, şu dal... Ben bunu kestikten sonra yandan çıkan fidesi 10 ay sonra doğum yapacak. Bunu tamamen kökten temizliyoruz. Kökten yapmıyoruz, şöyle yapıyoruz. Mesela bu meyvasını geliyor adamlar kesiyor, dalını kesiyor, bunu bırakıyor. Biz bunu buradan küçük kesiyoruz. Kalıyor. Sebebi de tamamen indirmiyoruz. Bunun suyu yandan çıkan fideyi büyütüyor. He. Onun için tamamıyla indirmiyoruz. Hatta bazıları budar böyle bırakır. De bu da zamanla... Ha bak o onun böyle, yavrusu, o onun yavrusu, o onun yavrusu olacak. Böyle öyle yavrusu. Yani fide de ekmiyoruz. Bu kendiliğinden yavru veriyor. Kenardan birkaç tane. En sağlıklısını bırakıyoruz, öbürlerini koparıyoruz. Bir sefer ektin mi o zaman? Ömür boyu devam ediyor. Ömür boyu devam ediyor. Tamam. Ben cins değiştirdiğim için, bak mesela bir tane vermiş yeşil. Ağaç bir tane vermiş. Ben onu bıraktığım zaman seneye böyle ağaç olacak yine. Hmm. Bunları yeni ektiğim için cins değiştiriyorum. Azman bunlar. Yeni ektim. Hmm. Bir serada İki adet ürün yetiştirebiliyor musunuz? İki tane mesela. Ayrı ayrı. İki farklı çilek ürün. Yok. Sadece muz olacak. Çünkü çilek bu sıcağa neme dayanmaz. Ve başka bir mesela şey. Mesela sebze falan yapıyorlar. Bekçiler biber ekiyor. O yana pepino ekiyorlar. Geçen sene fasulye ekiyor. Onlar da böcek yapıyor. Yani yapıyorlar ama iyi tam değil. Muzla muz yapacağım. Evet. Hmm. O bile sağlıklı değil. Lan. O tür sağlıklı değil. Sebze hiç olmuyor bu sıcakta. Nem değerli. Çürüyor. Peki muz cedi kaç tane var? Muz olarak bu bahçede. Burada 1400 tane ağaç var. 1400 ağaç 1400. Var da türü kaç tane biliyor musun? Tek tür var, Grand Line. Yani tür de aynı tür oluyor zaten. Değişik türler ekmiyorsunuz. Çünkü ana muzu kısa. Bu kadar yere günah yani. Onun için büyük muz ekmek istiyorsun. 9 metre buranın yüksek orta bölümü. Buralarda 6 metre. Ana muzu girmez. Ya böyle şey ekeceğiz, Grand Line ya azman. Uzun ağaç olacak ki şeyi ağır çeksin. Çünkü ana muzunun kilosu az. 25-30 kilo geliyor. Bu 62 misli. Daha karlı yani. Bu ana muzu değil o zaman. Değil. Grand Line bu. Grand Line diyorlar ya da azman diyorlar. Öyle söyleyeyim. Azman da ayrı bir çeşit de onun parmakları daha uzun. Daha gösterişli. Ama kilo olarak hemen hemen aynı kiloya veriyor. Esas benim köşede bir arkadaşım var. Onun muzları 80-90 kilo geliyor. Yani boyu benim kadar. O kadar büyük. Çok önemli veriyor. Tek tek bakıyor çocuk. Mesela ben artık bu sene damlamayı kullanmadım. Elimle döktüm. Hem ilaç masrafı çok olmasın. Çünkü su şey yapıyor, dağıtıyor. Hmm. Tek tek elimle bardakla döktüm. Bu hale geldi. Bir de kanaldan su çektim, baraj suyu çektim. 2 sene önce 40 kiloydu. Geçen sene 50 kilo, bu sene 60 kilo alacağım. Yani şeyinden belli oluyor zaten. Uzunluğundan belli oluyor. Dalından. 10 ton artıyor her sene anne. İşte bu sene ki, mutlu olacaksın sen. Seralar yenilenseydi nasıl bir değişiklik isterdin seramızda? Önce naylonu değiştirdim. Bir de artık bu... Naylon sistemini mi yoksa gene naylon yok, kullanacak ama... Yine naylon kullanacağım. Zaten benim naylonum çift naylon. Fazla don olmuyor onun için. İki tane naylon. İki naylon. Çift cam gibi. Evet. Olmayabilir kapı boşluk ama... Boşluk da var arada herhalde. Belki onda bile olması lazım. Çift naylon.
Şimdi bu seralar artık yapılmıyor. Şey bu su borusu gibi yuvarlak demirden yapıyorlar. Öbür sera öyle zaten. Hem biraz daha ucuz oluyor. Hem de daha sağlıklı diyorlar ama daha yeni yapılmaya başladı. 3-4 senedir yani kimse... Gerçi fırtına şey olmadıkça, hani dolu fırtına olmadık, hortum idare ediyor. Onu da tabii boyaman lazım. Boyamazsan yine olmaz. Güneş kırmak için. Anne devamlı nemli, devamlı her şey paslanıyor. Peki, her şey paslanıyor. Peki şimdi ilaçlama yaptığınızda, hani ilaç veriyorsunuz ya şeylere, bitkilere. Havalandırma yapıyor musunuz yoksa direkt kapalı mı kalıyor? Şimdi ilaçlama yaparken camları açıyoruz çünkü içerideki... İlaç yapan kişiler çok cahil. İlacın üzerinde sigara içmeyin, havalandırın diyor. Hepsi sigara içiyor. Hiçbiri maske takmıyor. Sen anlat o konuyu. Hatta pekmez diye ilacı içip ölüyorlar. Vazodin diye bir ilaç vardı. Pekmez rengi. Tadı da tatlı ki, galiba. Efendim? Tadı da tatlı mıydı? Tatmadım. Ölene sormadın mı? Öldüğü için konuşamadım. Tamam. Sonra tembih ediyorduk. Çok zehirlidir. Bunlar gavur diyorlardı bizim için. O, okumuşlar. Bir de o zaman da okuyan da yoktu. Annem 84 yaşında. Ondan sonra bu pekmez ama bizden esirciyorlar, ağaca veriyorlar pekmezi diye. İçtiler. Ne kadar cahiller. Kaç kişi öldü. Sonra DDT. DDT'yi zaten kaldırdılar. Hayır, ikisi de kalktı. Fosfor ilaçlar da kalktı, DDT de kaldı. DDT de böbrekte birikinti yapıyor. Ölüyor, sebebi belli olmuyor. Neden öldü? O bakımdan çok mühim. Şey işte naylon değiştiririm. Zamanı gelince de işte boru stili yaparım. Evet. Bu demirleri kaldırırım. Köşe bent demirleri boru yaparım. Daha, yani daha şöyle sağlıklı. Oluyor, böyle oluyor işte. Daha sağlıklı tabii. Daha sağlam. Serdar o borular bu kadar geniş mi? Büyük yok mi? Bu kadar değil. Daha bak, ince. Şöyle daha. Çapı 3 inç diyorlar. Artık Avrupa, Amerikan sistemine geçti. Bu dediklerimin aynısını İngilizce de söyleyebilirim istiyorsan. Greenhouse diyorlar seraya İngilizce'de. Çevirince yeşil ev ama greenhouse. Ne güzel. Biz kolayına kaçıyoruz serada. Evet. Aynı şey. Bitti mi sorularımız? Olduğu için. Başka ne soralım? İstediğiniz sor.